Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. PostgreSQL serimizin 62. dersini gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz derste triggerlara başlamıştık. Bu derste devam etmek istiyorum trigger'ı. Çünkü çok önemli bir konu ve ciddi anlamda büyük bir yer kaplıyor SQL'de. Şimdi bu dersimizde parametreli ve değişken bazlı bir trigger kullanacağız. Şöyle ki bizim toplam fakülte isminde bir tane sütunumuz vardı. Siz de bunu görüyorsunuz bakın burada. Bunun içerisinde de sayı diye bir sütun vardı. Tamam, buraya kadar herhangi bir sorun yok. Şimdi ben yeni bir tane tablo oluşturacağım. Hemen bir tablo oluşturalım şöyle. İsmi değiştirelim bunu. Toplam fakülte demiştik. Toplam fakülte 2 olsun. Benzer bir sütun. Benzer bir tablo. Tek bir sütun olacak bunun. O sütunda arkadaşlar sayı olacak. Başka bir sütun olmayacak. Sayı da integer olacak. Tamamdır. Save dedim. Save dedikten sonra burası kaydolmuş oldu. Şimdi bir çağıralım bakalım. Select yıldız from toplam fakülte 2. F5'e bastım. Bakın burada sayı isimli bir sütunu var bunun ama şu anda herhangi bir değeri yok. Biz buna bir tane değer girişi yapalım. Şöyle diyelim ki insert Into toplam fakülte 2 valiyes hangi sütununa veri giriş yapacağız? Sayı sütununa. Pardon, valiyes sonra gelecek. Şöyle diyelim. Sayı valiyes ne alsın değer olarak? Başlangıçta 0 alsın. F5'e bastım. Bir kayıt başarılı şekilde eklendi diyor. Select yıldız from toplam fakülte 2 dedim. Geldim bunu çağırdım. Bakın burada 0 sonucu var. Şimdi ben bir tane tetikleyici oluşturacağım. Bu oluşturacağım tetikleyici şunu yapacak. Geçtiğimiz derse göre benzer ama bir tık daha üstten bir örnek olacak. Geçtiğimiz derste fakülte tablosuna yeni bir değer eklediğimiz zaman bakın burada işte fakülteler var. Ben bu arada dersten önce bir iki deneme daha yaptım. Siz buna eklersiniz isterseniz. Fakülte tablosuna yeni bir fakülte eklemesi yaptığımız zaman toplam fakülte tablomuz içerisinde yer alan sayı sütunu 1 artıyordu. Bunu yapmıştık. Şimdi bu derste ben şöyle bir yapı oluşturmak istiyorum. Fakülte tablosuna yeni bir fakülte ismi eklediğim zaman bu fakültenin adı kaç karakterse toplam fakülte 2'deki sütun o kadar karakter artsın. Böylece dışarıdan bir parametreye bağlı olarak artacak. Mesela bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sizin bir tane kasa tablonuz var, tamam mı? Bir de satışlar tablonuz var. Kasa tablosun satışlar tablosunda satış yaptıkça satış tutarı toplamda ne kadarsa o kadar tutarı alacaksınız. Kasa tablosunun üzerine ekleyeceksiniz. Tamam mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi bir tane tetikleyici oluşturarak başlayabiliriz sanırım. İlk önce bir tetikleyici oluşturalım. Diyelim ki create or replace bir function. Önce fonksiyon olarak tanımlıyorduk bunu. Function dedikten sonra buna bir isim verelim. Create or replace function. İsmi test 1 olsun. Test 1 parantezimi açıp kapattım. Ondan sonra alta indim. Returns test 1 bize geriye bir trigger döndürecek. Trigger. As dedikten sonra geldim buraya dolar dolar sembolünü koydum. Sonra declare değişkenimi tanımlayacağım. Tanımlayacağım değişken şu olacak. Bir tane değişken tanımlayacağım. Bu değişkenin ismi de adet olacak. Adet değişkenin ismi de integer olsun. Ya da adet değil de uzunluk da olabilir. Hani uzunluktan kastım da bizim eklemiş olduğumuz fakültenin isminin uzunluğu olacak. Tamam mı? Sonra geldim buraya begin dedim. Begin dedikten sonra indim alta. Şöyle devam edelim. Sonra diyeceğim ki ne diyeceğim burada? Uzunluk iki nokta üst üste eşittir. Uzunluk şu olacak. Seç neyi? Şimdi bizim son eklenen değeri yakalamamız gerekiyor. Son eklenen değeri nasıl yakalarız? Şöyle. Şimdi önce son eklenen değeri yakalayalım. Normalde işte select yıldız from fakülte order by sırala fakülteyi neye göre? ID'ye göre. Ama nasıl sırala? Leskenlik sırala. Ben mesela geldim arkadaşlar buradan şunu seçtim. F5'e bastım. Bakın bu şekilde ne yaptı? ID'ye göre 13'ten başladı. Küçük ID'ye göre devam etti. Tamam, bunda herhangi bir sorun yok. Yalnız ben buna bir şart koyacağım. Diyeceğim ki limitin 1 olsun. Limit 1 olduğu zaman ne olacak biliyor musunuz? Yeniden çalıştıralım şöyle. Seçtim. F5'e bastım. Sadece son eklenen kaydı getirdi bana. Böylece ne oldu? SQL'de kullanmış olduğum select top işte 1 top 2 top 3 şeklinde istediğimiz kadar satır kaydı getiriyorduk ya aynı yapıyı burada kullanmış oldum. Daha önce zaten limit kullanımını göstermiştim. Şimdi bana burada select yıldız from fakülte değil. Şimdi uzunluğa bir değer ataması yapacağım. Uzunluğa ben şunu atacağım.
Bana fakülte üzerinde eklenen son kaydın adının uzunluğunu getir. Yani length parantez içerisinde ad. Mesela bakın burada ENNVVK diye bir şey yazmışım, tamam mı? Bunu seçiyorum şöyle. Seçtim. Bir bakalım kaç karaktermiş. F5'e bastım. 9 karaktermiş. O zaman ne yapacak? Uzunluk ismindeki değişkenime bunu atayacak. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. Sonra diyeceğim ki update güncelle. Neyi güncelleyeceksin? Toplam fakülte 2 içerisinde yer alan set sayı mıydı? Sütunun ismini unuttum, yanlış olmasın. Evet, sayı. Sayı ismindeki sütunu güncelle. Şöyle güncelleyeceksin. Sayı eşittir. Sayının son değeri artı uzunluktan gelen değer. Tamam mıyız? Uzunluğu da bu şekilde almış olacağım. Return new diyeceğim. Ondan sonra end dolar dolar ve son olarak language PLPG SQL noktalı. F5'e bastım. Fonksiyon başarılı bir şekilde oluştu dedi. Bunda herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şimdi trigger oluşturmamız gerekiyor. Şu anda biz fonksiyon oluşturduk. Bunların tamamını seçtim. Şuradan açıklama satır haline getiriyorum. İndim alta. Buradan devam ediyorum. Şöyle. Şimdi diyeceğim ki create trigger. Bu kez bir trigger oluşturacağız. İsmi test bir trick olsun. Parantezimi açıp kapattım. Pardon, parantezi en sonda açacağız, özür dilerim. After insert. İnsert işleminden sonra çalışacak bu trigger. Hangi tablonun üzerinde? Fakülte tablosunun üstünde çalışacak. Tamam. Her satır için for each row execute procedure. Neyi çalıştıracağız? Prosedürü. Prosedürümüzün ismine test 1. Parantezimi açıp kapattım. Noktalı virgülünü koydum. F5'e bastım. Trigger oluştu dedi. Geldim, bunu da seçtim. Şuradan açıklama satır haline getirdim. Şimdi select yıldız from toplam fakülte 2. F5'e bastım. Şu anda 0. Insert into fakülte. Fakülte tablosunun içerisine bir kayıt ekleyeceğim. ID virgül at valiz ID'si 14 adı. Yeni bir fakülte ismi ekleyelim. Mesela ne olsun ismi? Tıpla başlayalım. Tıp fakültesi diyelim. Fakültesi. Tamamdır. Şimdi tıp fakültesinin uzunluğu kaç? 4. Aradaki boşlukla beraber 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sayının 13'e güncellenmesi gerekiyor. Seçtim. F5'e bastım. Başarılı bir şekilde çalıştı. Seçtim. Çalıştırdım. 13. Gördünüz mü? Herhangi bir sorun yok. Devam ediyorum. 15 yaptım. 15 yaptıktan sonra yeni bir tane daha fakülte ekleyeceğim. Mesela fen fakültesi olsun. Tek başına. 3 karakter. Seçtim. Çalıştırdım. Seçtim. Çalıştırdım. 16 oldu. Anlaşıldı mı? Bu şekilde ne yapıyor? Uzunluk değişkeninden gelen değeri her defasında sayı değişkenin üzerine yazmış oluyor. Çok güzel bir sorudur. Mesela benim bir kurumsal firmada yetkim olsa ve diyelim ki bir öğrenciyi veya işte yeni mezunu staja ya da işe alacak olsam ve eğer PostgreSQL ile çalışıyorsak böyle bir soruyu sorarım kendisine. Ha, böyle bir soruyu sorarım ama internetten açıp bakmayı da serbest bırakırdım. Yani bu çünkü şey değil ya, ezberlemek zorunda olduğu şeyler değil. İnternetten hemen örnek kullanana baksın, zaten sintakse ve yapıya hakimse hemen takır takır yazacaktır. Çok güzel bir soru. Sınavda da sorulabilecek güzellikte. Sınavda sorulsa bence karşılığı çok rahat 20 puan olur veya biraz daha fazla olabilir. Bu kadar. PostgreSQL serimizin 62. dersini tamamlamış olduk. Gelecek ders 63. ders olacak. Müfredatın 75. dersinden falan sonra C#'a geçeceğiz. C#'da PostgreSQL kullanımı yapacağız. Normalde YouTube'da bir iş takip projesine başlamıştım. Ona devam edecektim ama böyle iş yoğunluğu sebebiyle bir türlü fırsatım olmadı. Ama ona da devam etmeyi planlıyorum. İnşallah o da gelecek. İyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.